Şarkı 59. Şarkı 59. Evet. Şarkı 59. Biz takip etmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Şarkı'dan hepinize sevgiler, saygılar. Tekel'in bahçesindeyim. Şuradan yavru köpekler var. Onları bir çekelim. Evet. Şurada bir sahil çekelim istedim. Azı buraya gelmişken. Evet. Azıcıklar burada artık belirmeye başladı. Hep söylüyorum. Artık resmen bu tarafa doğru kaymış durumda azıcıklar. Görüyorsunuz. Zaten bu alttan aynı hizada şuraya kadar belli oluyor. Yakında şurada da zaten görünmeye başlayacak. Bayağı bir sığlaşmış burası. Evet. Şarköy'e doğru devam edeceğiz de buraya inmişken şuraları bir çekeyim istedim sizler için arkadaşlar. Kuşu, ne yapıyorsunuz kuşlar? Kuşlar ne yapıyorsunuz? Gel bakayım. Gel. Maşallah bayağı büyümüşsünüz lan. Siz küçükken böyle değildiniz. Evet, şuradan biraz kum tepelerine doğru gidelim. Bisikleti kenarda bıraktım. İçim rahat etmedi. Bunları bir çekmek istedim. Bacaklar da çıplak ya. Ayakkabıları çıkartıp oraya geçebilirim bile yani. Öyle bir delikleri yapmıştım var tarihinde. Eskiden yapıyorduk. Yine yapabiliriz. Garga maşallah bayağı büyümüşsün, kuzu gibi olmuş. Evet. Şurada sığ bir yer var. Eğer basitse, rahat geçilebilecek gibiyse karşıya geçerim. Öyle bir şey yapabilirim. Ama zorsa, yani derinse geçmem. Oo, çok ilerlerde de var. Hadi çıkalım. Orada bir 4-5 metre mesafe var. Burası da kanal gibi olmuş ha. Ha, geçilmez ya, derindir. Derindir diye tahmin ediyorum. Hem de bayağı derindir. Derin olmasa geçilir peki ya.
kadar buz gibi olmamış ama şuraların çok fazla derin değilse karşıya geçeceğiz. Eğer çok derinse sıkıntı. Oo, derinleşiyor. Şurada çok fazla derinleşmez. Nasıl derinleşmez? Değil. Az kaldı. Evet. Kum tepesine çıktık. Şöyle bir çepeçevre tur atalım etrafında. Ayaklarım ısındı. Şahane ya. Her sene görüyorduk bunları. Şimdi tekrar çıkmaya başladılar. Genelde kış aylarında çıkıyordu bu adacıklar. Harika. Evet, burada bitiyor. Karşıda yine bir kum tepesi adacık var. Çok derin diye oraya da geçerim. Su o kadar üşütmüyor çünkü. Bakalım, bir deneyelim. Oo, biraz tık derin. Bu ayarda devam edelim. Bir önceki videoda İde Bağları'na çıkmıştım. Bisiklet turu yaptım. Oradan geliyorum. Bugün çektiğimiz ikinci video bu. Üzerinde bisiklet kıyafetleri var arkadaşlar. Tepeleri. Bu diğer adacık diyelim. Bastığım yerler çıkıyor. Ayaklar içine gömülüyor. Kısmen. Evet. Bastığım yerler çıkıyor. Bakın. Ayaklarım gömülüyor. Oo, bunun üstüne midye dolu. Sular çekilince midyeler burada kalmış. Buraları yosun toplamış çok. Biraz kokuyor. Balçık. Buraları balçık. Evet. Bu adacıklar eskiden Sesaka, Ekin oralarda görülüyordu arkadaşlar. Her sene kaya kaya bu adacıklar böyle böyle bu tarafa doğru gelmeye başladı. En son yıkılan tekenin bahçesinin karşısına kadar geldi. Bunlar yavaş yavaş o tarafa kayıyor. Yakın bir zamanda şu ilerleri de tekrardan adacık oluşacak. Eminim ve şurada küçük bir parça hemen oluşmuş. Burada son kara parçası bitiyor. Şu seviyesi çok düşük. Gördüğünüz gibi kum toplamış zaten burada. Dün 29 Ekim'de, bugün 30 Ekim.
Yani Ekim'in sonundayız. Öyle diyelim. Bazen videoları yorum yapıyorsunuz, gününü de söyler misin diye. Çekmiş olduğumuz videolarda arkadaşlar izleme yapıp YouTube yüklemesi, zaten YouTube yüklemesi internet hızıyla alakalı olduğu için çok zaman alıyor. Bazen bir gün, iki gün sürüyor yüklemesi. Ve videonun önünde başka videolar varsa sırada videoları paylaştığım için çekmiş olduğum tarihten bazen 3 gün, bazen 5 gün, bazen 10 gün bile geç olabiliyor. O yüzden videoları gecikmeli olarak da olsa size de ulaştırıyoruz. Günü söylememem sebebi o zaten. Şu gün çektik diye. Şu an yine bir kurtarmasındayım ya da adacık, eğer ne derseniz deyin. Burada da bir tane oluşmuş. Şöyle baktığınız zaman karşıda bir öncekinden buna geçtim. Bundan buraya geldim. Burada da yine bir adacıktayız. Evet. Lan benim bisiklete mi binmiş adam gidiyor? Vallahi bileği koptu. Vallahi bileği koptu. Bisiklete binmiş adam. Benim bisiklet zaten şurada. Evet, gördüğünüz gibi burada çok güzel bir ortam var. Sonbaharın güzellikleri mi diyeyim, kışın güzellikleri mi diyeyim, hangisini diyeyim ben demiyorum ama şu an bulunmuş olduğum yer gerçekten enteresan bir yer. Denizden burasının arası yaklaşık bir 50-60 metre kadar mesafe. Ama gördüğünüz gibi kum tepesinin üstündeyim. Birazdan diğerine geçeceğim. Oradan öyle çıkıp şöyle gelip bisikletimi alıp yola devam edeceğim. Evet. Burada durum bu. Sesaka sahildeyiz. Şu ileriye de yavaş yavaş kayıyor bu tepeler. Şu tepelerin ardında esiyor hasret rüzgarı. Bu taraflar herkes olmuş. Sıram benden uzak kaldı. Zor benim uzak kaldı. Bir ufacık dünyam vardı. Bak onu da eller aldı. Gönlüm orada, sen burada. Sılam benden uzak kaldı. İşte çıktı, harika. Oo, çok güzel. Şahane ya, valla yani suya girmek de keyifli. Çok soğuk değil şu anda. Mükemmel. Oo, harika. Yani su seviyesinden şu an bastığım yerden tepenin yüksekliği 50-60 santim kadar yukarısı. Yani kolay bir yeri harcanmaz yani bu tepe. Yaza kadar devam eder. Hatta büyümeye de devam eder bu. Evet. Yavaş yavaş dönüşe geçelim. Nereden gelmiştim? Şöyle gelmiştim. Çok yerine girmeden yine suya girelim. Başka şansımız yok. Ma
Bazı yerler basınca batıyor bakın. Ayaklarım gömüldü. Şu an yürüdüğüm yerler de yakın bir zamanda adacıklara dahil olacak herhalde. Biraz derin burası, buradan biraz sağa kayalım. Evet, anında bir adım atıyorsun, ortam değişiyor anında. Ayakların o kadar çok üşümüyor, çok üşümüyorsun aslında. Yüzsen yüzülür yani, o kadar çok soğuk değil. Aç şuraya masa, sandalye. İster okey oyna, ister yemek ye, ister mangal yak. Hoş vakit geçirilir yani. Hava da müsait. Bulutlar şahane ya. Devam. Yola devam. Çok güzel. İyi ki girmişim, hoşuma gitti. Üşürüm diye düşündüm ama alakası yok. Su üşütmüyor şu anda yani, gayet güzel. Tabi yaz gibi değil ama yani üşütmüyor. Yani biraz aşağı bile gidebilirsin yani. Harika. İyi ki girmişim. Kıyıdan beni görenler deli ya, ne yapıyor diyorlardı. Karaya çıkınca ayaklar anında ısınıyor. Şurada da oluşmuş bir tepecik. Akabinde orada devam ediyor aynı şekilde. Şurada hemen görülüyor. Evet, yavaş yavaş bura ile vedalaşalım, karaya çıkalım, evimize doğru gidelim. Değişik bir deneyim yaşadık.
Tadına bakalım. Gerçi bunu ben her sene yapıyorum ama bu sene biraz erken oldu. Daha yılbaşını bile geçmedik. Daha önceden Ocak Şubat gibi hatırlıyorum sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Videolara bakmam lazım. Daha önceki adacık videoları, çektiğim videolara, tarihlerini. Şimdi burası biraz sıkıntılı. Buradan kontrol bir şekilde maydan altına açık. Atmadan karaya çıkalım. Evet. Evet. Tekrardan şöyle çekecek olursak, Kumtepe'nin üstüne bir yürüyüş yaptım. Karaya çıktık. Şimdi bisikletime doğru gideyim. Bisikletimize binip Şarköy'e doğru devam. Büyük balıkçı motorları görüyorum şu anda. Denizde herhalde balığa açılıyorlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Şarköy'de durum bu. Gördüğünüz gibi. Sizler için bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Daha önceki videolarda söylemiştim. Şarköy o kadar çok aman aman büyük bir yer değil. Küçük bir yer. Beyaz Marina'dan Terziköy yoluna kadar 10-15 dakikada bisikletle istediğiniz zaman dolaşabiliyorsunuz. Burada içerik üretmek gerçekten çok zor. Bugüne kadar ne yapsam kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya gayret ettim. Sizler için ara sokaklarda, orada burada birçok yerde değişik videolar yapmaya çalışıyorum. Amatörce yapmış olduklarımız. O kadar çok fazla bir altyapımız yok. Elimizden gelen bu. Keşke sizler için daha güzellerini de üretebilsek. Ama bizim potansiyelimiz bu. YouTube kanalımızda 5300-5400'e yakın abonemiz var. Fakat videoların izlenmesi, bakıyorum, 300-500, taş patlasın 1000. Yani 5500'e giden abone sayısından izlenmeler çok düşük. Anlamıyorum yani, ne yapmak lazım. Eşim izliyor bazı kişileri, videolarına. İşte Kastamonu'nun orasından burasından değişik bazı köylerden insanlar izliyor. Ya yaptıkları hiçbir şey yok. İnanın bana göre saçma sapan şeyler. Ama insanlar bakıyorum, yok 22.000 izlenmiş videonun yüklenmesinden, işte atıyorum bir saat içinde. Bak 30.000 izlenmiş. Abone sayısına bakıyorum, İşte 50.000, 100.000. Ya bu ne ya? Biz burada kendimizi parçalıyoruz, video çekeceğiz diye neler yapıyoruz. İzlenmelerimiz düşük, abone sayımız düşük. Destek hiç yok. Ne yapıyorsa kendi çabalarımız yapıyoruz. Ama bakıyorum insanların, anlamak çok zor yani. Bizim emeğe saygı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Mutfakta temizlik yapıyor. Bir iki eline bez bir şeyler siliyor kadın. Bakıyorum 10.000 izlenme, 20.000 izlenme. Abone sayısına bakıyorum. Bizim sayımızdan 20 kat fazla. Hayret bir şey. Ben de mi elime bez alıp mutfak silsem, ne yapsam acaba? İki yumurta mı kırayım, yemek mi yapayım, ne yapayım? Şarköy iş yapıyoruz biz de işte. Bizim en büyük malzememiz bu. Sizler için Şarköy. Sabahtan İde Bağları çıktık. Güzel bir tur yaptım kendimce. Neyse. Ayağıma biraz sanki tikenler.